Merhaba. Şadman Karaca, doğal tıp uzmanı ve doğal sağlıklı yaşam danışmanısınız. Fitosofya firma kurucusunun sahibisiniz aynı zamanda. Biz sizinle ilgili bilgiler almak istiyoruz. Size kendinizi kısaca tanıtıp ve Fitosofya'nın hikayesini bizimle paylaşabilir misiniz? Buyurun efendim. Tabii ki severek. Ben Şadman Karaca, doğal tıp uzmanıyım. Almanya'dan bir mesleğe sahibim. Ama aynı zamanda da sağlıklı yaşam danışmanıyım. Türkiye'deki verdiğim hizmetleri yaklaşık bir 10 yıldır sürdürmekteyim. Ama bunların tamamını 6 ay önce bir Fitosofya firması kurarak bir çatı altına toparladım. Ve 3 ana başlıkta bunları sunmaktayım. Eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, artı ek olarak da yaklaşık bir yıldır köye taşınarak köyde ve doğal, şifalı, sağlıklı ürünleri hazırlamaya başladığım için bir de satış hizmeti olacak. Harikasınız. Peki. Orada bir sağlıklı yaşam merkezi oluşturmuşsunuz. Birazcık onları açmak istiyorum hizmetlerinizde. Neler var içerisinde, neler yapıyorsunuz? Evet, Fitosofya aslında bir sağlıklı yaşam merkezi olma iddiasında ya da hayalinde. Fakat sağlıklı yaşamı tabii ki köye, köy ortamına, doğal ortamına herkes yaşamı boyunca gelemeyeceği için kurslar dahilinde, atölyeler dahilinde ya da ziyaretler dahilinde bunu yaşayabilirler ve biz de bizimle birlikte bütün oradaki yapılan çalışmalarda yer alabilirler. Böyle bir mekana sahibiz. Kimler başvuruyor daha çok sizlere? Kimlere hizmet veriyorsunuz daha fazla? Her şeyden önemlisi sağlığını korumak isteyen insanları bekliyoruz ve bunlar başvuruyor zaten. Tabii ki hastalık durumunda da başvuranlar var, fakat benim tercihim bu değildir çünkü en ekonomik ve en sürdürülebilen şey sağlığı kaybettikten sonra değil de sağlığa sahipken onu korumayı temenni etmek. Sizler aslında insanlara vücutlarını tanıma ve sonrasında nasıl korumaları gerektiğiyle ilgili bilgiler de veriyorsunuz. Biraz bunlara girmek istiyorum. Kamplarınız da var bunlarla alakalı. Biraz bu konu başlıklarını açabilir miyiz? Kamplarımızdaki konu başlıklarımız daha ziyade sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamayı amaçlıyor. Burada tabii ki yediğimiz içtiğimiz bize tabii artı ya da eksi olarak geri döndüğü için genellikle bunları bir eğitim dozunda veriyorum. Evet. Ve yemeklerin yapımından tutun da yürürken, hareket ederken ya da hamama giderken nelere dikkat edeceğimizi bir fiil deneyleyerek orada 5 gün ya da 6 gün boyunca yaşıyoruz. Arkasından insanlar eve gittiklerinde, döndüklerinde tekrardan bana gelmek zorunda değiller. Kendileri, kendi sağlıkları için, bireysel sağlıkları için yapmaları gereken şeyleri öğrensinler, bana yeter. Bundan 20 yıl önce bir nokta koysaydım, belki o noktadan çok çok daha ilerlerdeyim şu anda. Şu anda da belki de olması gereken noktadasınız. Belki de zaten onu sorgulamıyorum çünkü ne olması gerekiyorsa o oluyor. Her şey kabulümdür. Evet. İnsanlara değmek çok farklı bir şeydir. Nasıl çok güzel başarmışsınız. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere, kaliteli hizmet anlayışına, insanlığın adına da aynı şekilde ve tüm Türkiye adına ben teşekkür ediyorum sizlere. Son olarak da size danışanlarınıza, etrafınızdakilere, öğrencilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İnsanları, kendimizi ve her şeyden önemlisi doğayı seversek doğa da bizi kesinlikle yardımcı olacaktır. Peki. Bundan eminim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam isteyen herkese de her konuda danışmak için de Şadman Hanım'a güler yüzüne bir güzel sohbetine davet edelim. Buradan sizlere ulaşabilirler web sayfalarından da. Bizler de zaten biraz sonra geçeceğiz altyazı olarak. Ben farklı projelerinizde, yeniliklerinizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın Şadman Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.